Üstüptaki inceliğe dikkat. Bir, ölüm güzellemesi değil. Farkında mısınız? Ölüm güzellemesi yok. Yani, bi e-yızen bin gutilet. Hangi suçundan dolayı öldürüldüğün hesabı sorulduğunda. Ve-izel mev'udetü su bi Bir e-yızen bin gutilet. 7 ve 8. ayetler tekvir. Evet. Ölüm güzellemesi yok burada. Farkında mısınız? Cennette safa sürme de yok. Mesela şöyle gelebilirdi. Şu mealde ayetler gelebilirdi. Sen öldürdün ey baba ve anne o çocuğu. Ama o şimdi cennette, hulleler içinde, zevki safa içinde geziyor. Böyle bir şey de yok. Farkında mısınız? Böyle bir böyle bir ayet yok. Böyle bir üslup yok. Yani sen öldürdün onu ama şu, o şu anda cennette zevci safa içinde yüzüyor. Ayette yok. Böyle bir üslup da yok. Yine peki ne var? Yaşamın kutsallığı var. Burada hangi suçundan dolayı öldürüldü? Hesap soruyor. Ahlaki bir bakış açısı var Kur'an'da. Yani ahiret güzellemesi yapmıyor. Ölüm güzellemesi yapmıyor. Kabir güzellemesi yapmıyor. Yani iyi ki öldürdün ya. Öldürdün de cennete soktun. Böyle bir şey de söylemiyor. Yani gel seni öldüreyim cennete gir. Böyle bir şey de isim vermiyor bakınız. Nedir bu peki? Yani bunların hepsi istismar. Hepsi istismar. Gel seni öldüreyim cennete gir. O zaman düşmanınıza teşekkür plaketi vermeniz lazım, öyle değil mi? Savaşlarda düşmanınıza teşekkür plaketi, anneler, babalar ellerine teşekkür gülleri, çiçekleri alsınlar. Benim yavrumu cennete gönderdiğin için size teşekkür etmeye geldik falan. Dürüst olun, dürüst. Görüyorsunuz. Kur'an böyle bir meselede nasıl ele aldığına bakın. O da nedir? Yaşamın kutsallığı. Sonuç Kur'an dinci bir kitap değil. Dinci bir kitap olmak ayrı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Dinli olmak ayrı bir şey. Dinci olmak dini satmak anlamına gelir, pazarlamak anlamına gelir. Bir şeyi pazarlayan artık ondan mahrum kalır. Kindi öyle diyor ya. Bir şeyi satın alanındır o artık satan ondan mahrum kalmıştır. Dini satan dinsizdir diyor. Eyvallah. Kur'an ahiretçi bir kitapça da değil. Kur'an hayatı savunan hayat kitabı.